Ahbap tabir edilen tarım araçları şehrimizde çok yoğun olarak hem ulaşımda hem yük taşımacılığında hem de tarım işlerinde kullanılmakta ve her sene özellikle yaz mevsiminde bu araçların çok yoğun olarak can ve mal kayıplarına sebebiyet verdiğinde üzüntüyle görmekteyiz. Bu konuda da özellikle bu araçların kırsal kesimde kullanılmasından kaynaklanan denetim eksikliği sebebiyle bu araçlar tescile tabi tutulmamakta ve sahipleri tarafından da trafik sigortaları tescil olmadığı için yaptırılmamakta. Bölgemizde yaklaşık 10 bin civarında pat tabir edilen tarım aracı olduğu halde Alaplı Ziraat Odası nezdinde tescil edilmiş 250, Ereğli Ziraat Odası nezdinde tescil edilmiş yaklaşık 70-80 tane pat tarım aracı bulunmakta ve bunlar trafik sigortalarını almış bulunmakta. Mevcut pat sayısı ile trafiğe tescil edilmiş, daha doğrusu Ziraat Odası nezdinde tescil edilmiş ve trafik sigortalarını almış patların sayısı karşılaştırıldığında inanılmaz bir oransızlık gözlenmekte. Ne yazık ki bu pat tarım araçlarının karıştıkları trafik kazalarında ya ölüm meydana gelmekte ya da çok ciddi yaralanmalar oluşmakta. Ve bu yaralananlar ya da vefat edenlerin yakınları herhangi bir tazminat alamamaktadır. Bildiğiniz gibi trafik sigortası bulunmayan ya da trafiğe tescil edilmediği için trafik sigortası yaptırmamış araçların vermiş olduğu, üçüncü kişilere vermiş olduğu bedensel zararları karşılamak üzere devlet tarafından kurulmuş güvence hesabı, eski ismiyle sigorta garanti fonu bulunmakta. Bu güvence hesabına karşı sanırım Türkiye'de ilk pat kazalarıyla ilgili bir dava açtık. Şu anda süreç hızlı bir şekilde devam etmekte. Şu ana kadar gelen bütün belgeler lehimize bulunmakta. Bu davayı da olumlu olarak kazanacağımıza eminiz gözüyle bakıyorum. Bu dava sonuçlandığında Türkiye'de bir ilk olacak ve eminim ki, umarım ki pat kazalarında yaşanan acı sonuçlar bir daha gerçekleşmeyecek. Pat sahipleri daha temkinli, daha duyarlı olacak. Araçlarını tescil ettirecek ve en azından trafik sigortalarını yaptıracaklar ve daha bilinçli, daha duyarlı olarak bu araçlarla karayolların trafiğe çıkmayacaklar. Patpatların her seneki yaptığı kazaların ve insan ölümlerinin ortaya çıktığını. Bir zamanlar biz bunu yetkimiz dahilinde karayolların talimat ve yetkileri doğrultusunda plaka vermekteydik. Bu patpatların kesinlikle kontrol alınması lazım. Karayolların çıkarılmaması gerekmektedir. Ama maalesef son zamanları bizim tarımda uğraşan çiftçimiz kesinlikle tarımda kullanmamaktadır ve doğrudan doğruya taşımacılıkta kullanmaktadır. Ayrıca taşımacılığın haricinde kendi eşya ve emtialarını taşısın ama bunun haricinde işte her gittiğimiz yerde, köyde, yollarda, orada, burada 8-10 kişi, 12 kişi, 15 kişi civarında insanın bu patpatlar üzerinde taşındığını görmekteyiz. Bu bir faciadır. Bunu devletin mutlaka el atması gerekir. Bu gerçekten kanayan bir yaradır.